Tekrardan günaydın, afiyet olsun. Ya benim gömleğimi yıkamışsınız. Teşekkürler. Anne. Çok özür dilerim Kerem Bey, toplantıdaydım. Sorun değil. Ne ikram edeyim size, ne içersiniz? Bir şey alayım, sağ olun. Girişimcilik hikayelerinizi hep duyuyoruz. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Estağfurullah. Merakımı mazur görün Kerem Bey ama neden bizim şirketimizde çalışmak istiyorsunuz? Şimdi sizin şirket, sizin sektörün en iyisi. Ben de uzun zamandır sektör değişikliği istiyordum. Evet, yıllarca moda sektöründeydim. Bir de burayı deneyimlemek istedim. Anlıyorum Kerem Bey. Sizin deneyiminizin ve yeteneğinizin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok. Ancak bizim bu pozisyon için aradığımız kişi, yani nasıl söylesem, siz biraz fazla kalıyorsunuz. Hem ücret için hem de statü için mutlu olacağınızı sanmıyorum. O konuda rahat olabilirsiniz. Bu tarz şeylerle ilgilenmiyorum. Kerem Bey, biz bu işleri biraz da yatırım olarak yapıyoruz. Yani bugünkü fikriniz yarın değişebilir. Ayrıca bizimle ne kadar süre çalışacağınız fikrini düşünerek de çalışmak bizi yorabilir. Yani kısacası Kerem Bey... Ben anladım sizi. Biraz zorlandığınızı hissettim, sizi kurtarayım. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Ayşe'cim, iki yeni teklifimiz var. Biri banka reklamı. Senin profiline de çok uygun. Yatırım üzerine geçen bir konusu var. Senaryosu yanımda. Bakmak ister misin? Tabii, siz de uygun gördüyseniz bakabilirim. Ne yaptı acaba ya? İnşallah iyi geçmiştir. Bir sorsam mı? Ayşe? Serpil Hanım, kusura bakmayın, daldım. Bir mesaj atabilir miyim? Tabii tabii. (Gülüyor)
Merak ettim, fazla mı umdu acaba? Bir sorun yoktur umarım. Açık söylemek gerekirse şu an zor bir süreçten geçiyoruz da. Serpil Hanım, bu çektiğimiz reklamın ücretini ben ne zaman alabilirim? Ama Ayşe'cim, 45 gün vadesi var ödemenin. Biliyorum, kusura bakmayın, atlamışım. Ben o zaman senaryoyu bir okuyayım. Kerem Yiğiter değil mi? Evet o. İş görüşmesi var bugün benimle. Oğlum, o zaman niye bekletiyorsun? Gitsene adamın yanına. Hoşuma gidiyor. Ne? Bu Kerem var ya, bir de bunun kankası var, Volkan. Onlar beni zamanında bir manken kız yüzünden tam 5 saat bekletmişlerdi. Bugün de o beklesin bakalım. Alo. Ha, Keremciğim. Buyurun, benim Kerem Yiğiter. Keremciğim, ben Rıfat amcan. Rıfat Cihanlı. Ha, sesinizi alamadım. Kusura bakmayın Rıfat Bey. Yahu ne beyi? Seninle çok önemli bir konuda görüşmek istiyorum, eğer uygunsan. Tabii. Neydi konu? Senin ve benim geleceğimle ilgili. Bu çok özel bir konuşma olacak. Eğer uygunsa Kalamış'ta buluşalım, olur mu? Ben de daha yeni geldim. Uygunum aslında, yakınım. Birazdan gelirim. Tamam. Çok memnun olurum Keremciğim. Görüşürüz. Kerem Bey, ben Engin. İş görüşmeniz vardı. Vardı değil mi? Bir yarım saat önce. Size bir tavsiye. Saat 12'ye randevu verip 12.30'a kadar insanları bekletiyorsanız sektörün dördüncüsü olmaya mahkumsunuz. Hadi size kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?